Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıda cephenin başını çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin İncirli küssünü Girit Adası'na taşıyacağı iddia edildi. Amerikalı senatörün gündeme getirdiği bu iddia Pentagon'dan yapılan açıklamayla yalanlandı. Yunanistan'ın en büyük adası Girit'teki su da üssü Doğu Akdeniz'de suların ısınmasıyla neredeyse bütün yaz boyunca gündemdeydi. Üs önce iki Fransız jetinin inmesiyle haber oldu. Ardından Doğu Akdeniz'de Atina'ya açık destek veren Birleşik Arap Emirlikleri de aynı üsse savaş uçağı yolladı. Doğu Akdeniz'deki ortakları Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimiyle Ağustos ayında tatbikat yapan Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile de yine Girit semalarında tatbikat yaptı. Bu gelişmelerin ardından Yunan basınında Amerika'nın İncirlik üstündeki askeri varlığını Girit'teki su da üstüne kaydıracağı söylentileri arttı. İddianın kaynağı ise Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson. ABD Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesi'ne başkanlık eden Johnson, Washington'un Ankara'nın rahatsız edici politikaları nedeniyle İncirlik üstündeki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü söyledi. Johnson, Suda Körfezi'ndeki varlığımızı güçlendiriyoruz. Çünkü dürüst olmak gerekirse Türkiye'deki varlığımız kesinlikle tehdit altında ifadelerini kullandı. Derginin haberinde ABD donanması Yunanistan'ın Girit adasındaki Suda körfezinde bir üs tutuyor ve Washington'la Ankara arasındaki gerilimle birlikte üssün önemi artıyor cümlesi öne çıktı. İddiaya bir başka dayanak olaraksa Amerika Birleşik Devletleri'nin incirli kava üstünde depoladığı 50 nükleer savaş başlığını Girit'e taşımaya hazırlanması gösterildi. Kısa süre içerisinde tartışılmaya başlanan bu iddialara Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Amerika'nın incirlik hava üstünden taşınma gibi bir planının olmadığını kaydetti. Campbell, NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü ortaklığımızın kanıtı devam edecek ifadelerini kullandı.